Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 22 Temmuz 2024. Tarihlerimiz CV Enerji Hissesi ile beraber CV Enerji Hissesi bugün 228,8 kapanışını yaptı. %10'luk bir artış vardı hissede. Ee, geçmiş zamanlarda CV Enerji Hissesi ile alakalı inceleme videom vardı. Kanalımı takip eden arkadaşlar bilirler. Bugün tekrardan sizlerle yepyeni bir analiz videosu oluşturacağız dostlar. Günlük 4 saatlik ve saatlik grafikleri inceleyeceğiz. Fibonacci destek direnç seviyeleri, basit hareketli ortalamalarımız, Günlükte CV enerji hissesini hangi kurumlar aldı, hangi kurumlar sattı, hangi kurumlar ise elinde bulunduruyor? Bunları sizlerle bu videoda paylaşmaya çalışacağım. Henüz kanalıma abone değilseniz dostlar, kanalıma abone olarak bundan sonraki CV enerji ile ilgili analizlerin ekranlarınıza gelmesini istiyorsanız abone olmanız önemli. Abone olduğunuz takdirde yeni analizler YouTube size otomatik öneriyor bilginiz olsun. Günlük grafiğimizde halka arzımızdan sonra başlayan fiyatlanmayla beraber Halk arzımızın aşağı yukarı tarihi 5 Mayıs 2023 arkadaşlar. Burada halk arzın aşağısında tavan bozuktan sonra gördüğü bir dip seviyesi var. Burada da bir zirve seviyesi var hissede 417'li 18'li seviyeler. Sonrasında aşağı doğru bir geri çekilme yaşamış hisse ve 228 lere kadar gelmiş. Burada 195 desteği çalışmış. 195'de fren yapmış hisse. 195,1'de. Bugünkü kapanış önemli arkadaşlar. Bugünkü kapanış noktası. Bakın daha önceki buradaki destek noktası. Yine aynı şekilde burada da destek noktası olarak çalışan bölge. Bugünkü kapanış seviyesinin olduğu bölge olmuş hissede. Şöyle bunu dikdörtgenle göstereyim sizler için. Bu bölge önemli. Bakın burada e, yukarı çıkarken bir 2, 3, 4 gün boyunca bu bölgenin altında beklemiş. 233'lü seviyelerin altında beklemiş. Sonrasında düşüşte 417'leri, 18'leri gördükten sonra gelmiş oldu düşüşte. Fren yaptığı nokta bu noktaydı arkadaşlar. Buradan dönüş gerçekleşmiş. Burada da yine düşüş gerçekleşirken bu bölgede destek olarak çalışmış. Tekrardan 195'li seviyelere gelmiş. 195'li seviyeler hisseyi tutmuş. Akabinde tekrardan yukarı bir atak yapmış ve fren yaptığı karşılaştığı direnç bölgesi bu bölge olmuş. Arkadaşlar yine aynı bölgeye gelmiş durumda CV Enerji hissesi. Günlük grafikte indikatörümüzün alım sinyali görüntüsü var. Bu bölge önemli. 233 direncimiz var. Fibonacci direnç seviyemiz günlükte aşılırsa yukarı yönlü 263,82, 285,05. 306,28 332,54 ve 375 sıralı günlükte Fibonacci direnç seviyelerimiz. Desteklerimiz neler? 195, desteğimiz 195,1 önemli bir desteğimiz var. Bir altında ise 146,2 desteğimiz bulunuyor e, günlük grafikte. Basit hareketli ortalamalarımıza bakalım. Basit hareketli ortalamalar hangi seviyede? Bunlar da önemli. Öncelikle stili beyaz, görünürlüğü 3 yapalım. Arkadaşlar bakın 9 günlük basit hareket ortalamamızı açtığımızda 207,4 seviyesinde 9 günlük kapanışları ele alan basit hareketli ortalamamız son 9 günlük fiyatlanmanın 207 seviyelerinde seyrettiğini bizlere söylüyor ve hissemizin kapanışına göre hisse fiyatının altında bir performans sergiliyor. Geçmiş ve diğer videolarda da söylüyorum genel itibariyle basit hareketli ortalamanın hisse fiyatının altında olduğu dönemlerde yükseliş üstünde olduğu dönemlerde ise gördüğünüz gibi düşüş trendi görüntüsü oluşmuş. Tabi bu süreler değiştikçe bu görüntü de değişiyor. Örnek verecek olsak 20 aldım aldığımda dostlar 20 aldım aldığımda bakın 20 günlük 208 virgül 20 günlü aldık mı? Şöyle 20, 21 günlük yapalım. Evet. 20 günlüğümüz 207,9 seviyesinde. Bakın burada arkadaşlar Mumun hemen altında yine bu da hisse fiyatının altında bir görüntü sergiliyor 50 günlüğümüze bakalım 50 günlüğümüz bugün itibariyle 50 günlük aşılmış 50 günlüğümüz 223,6 seviyesinde Kapanışımız 228 olmuş 200 günlüğümüze bakalım 200 günlüğümüz ise arkadaşlar yukarıda uzun vadeli basit hareketli ortalamamız 283 rakamlarında bulunuyor bilginiz olsun Şimdi bunu kapatalım grafiği 4 saatliğe alalım Basit hareket hareketli ortalamamızı kapattıktan sonra market indikatörünü tekrardan açtım. Arkadaşlar bakın burada 4 saatlikte yine bir alım sinyali görüntümüz mevcut. Bu arada temettü tarihi var burada. E, temettü Perşembe 29 Ağustos 2024 tarihinde dağıtılacakmış. Hisse miktarı olarak bu kadar e, gözüküyor ama bunda vergi kesintisi de olacak. Hisse lot başına bilginiz olsun. E, arkadaşlar düzeltiyorum. E, 3 Eylül 2024'te dağıtım olacak eski tarih ödeme tarih salı 3 Eylül 2024 şeklinde tabi bunu detaylı siz daha iyi bilirsiniz Ben buradaki grafik verisine göre söylüyorum Burada arkadaşlar 228,8 kapanışımıza göre yükseliş yönüne baktığımızda e, dirençlerimiz 237,3 247,3 259,58 ve 279,50 olarak 4 saatlikte karşımıza çıkıyor. Desteklerimiz 227,3 213,2 195,1 saatlikte. İndikatörümüzün alım sinyali e, şeklinde maks indikatörün alım sinyali şeklinde olduğunu söylemiştim. Grafiği saatliği da daha detaylı bir görüntü karşımıza çıkıyor. Buradaki mumlar her bir saatte oluşan fiyatlanmayla alakalı. 228,8 kapanışımıza göre 236,6 ve 241 1, 4 Fibonacci direnç seviyelerimiz olurken desteklerimiz 228,8, 221, 216,2, 212,3, 208,4 aşağı yönlü. Bunlar da bizim sıralı Fibonacci destek seviyelerimiz. İndikatörümüzün alım sinyal görüntüsü burada devam ediyor. Evet dostlar günlük grafikte cv enerjinin bir yıllık grafiği bu şekilde ee, halk arzından sonra tavan bozması 400'lü fiyatlara gitmesi 400'lü fiyatlardan sonra 200 228 fiyatlara gelmesi 375 leri görmesi akabinde başlayan aşağı yönlü bir düşüş trendi şöyle bir düşüş trendi de çizelim bunun rengini kırmızı yapalım çizgi şeklinde olsun şu da evet bu bir düşüş trendimiz olsun arkadaşlar çünkü dikkat ediyorsanız referans noktamız e, alt temas noktası temas noktası temas noktası temas noktası hissede aşağı doğru bir düşüş görüntüsü oluşturmuş. Bu da dursun e, bakalım ilerleyen süreçlerde bunun kırılımı gerçekleşecek mi? Bunu da takibini sizlerle beraber yapmış oluruz şunu görünümünü iki yapalım evet. Şimdi dostlar. CV Enerji hissesinin bugünlük takas analizine bakacağız. Kimler almış hisseyi, kimler satmış, kimler saklama dağılımının elinde bulunduruyor. Bunları sizlerle paylaşacağım. Henüz abone değilseniz lütfen abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Bundan sonraki analizler karşınıza çıkmış olur. Diğer hisseleri de paylaşıyoruz. Sizden gelen hisse isteklerini de elimden gelince analiz yapmaya çalışıyorum. En azından ekranlarınıza düşer dostlar. Ben takas analizini açarken sizlerin de abone olmasını bekliyorum. Evet dostlar CV enerjinin e, alıcılarına baktığımızda iş ilk sırada bulunuyor. 54 bin adet lot almış %27'lik bir orana sahip. Deniz 50 bin lot almış %24'lik bir orana bulunuyor. Midas 21 bin adet lot almış %10'luk bir orana sahip. Ata 15 bin adet lot almış %7'lik bir orana sahip yapı kredi 15 bin not almış yüzde yedilik bir oranı bulunuyor. Satıcılarda Citibank yabancı 65 bin adet lot satmış yüzde 32'lik bir oranla. Deutsche Bank yabancı 36 bin adet lot satmış yüzde 17'lik bir orana sahip. E, garanti 21 bin adet lot satmış yüzde onluk bir oranla bulunuyor. Ak 13 bin adet lot satmış yüzde altılık bir orana sahip. Info 10 bin adet lot satmış yüzde beşlik bir oranla bulunuyor. Saklama dağılımına bir baktığımızda iş 3,3 milyon notla %10.94 bir saklama dağılım oranına sahip. Vakıf 3,3 milyon notla %10.84 bir saklama dağılım oranına sahip. Ziraat 3.2 milyon lotla %10.56'lık bir saklama dağılımı oranına sahip. Citibank yabancı 2.9 milyon lotla %9.65'lik bir saklama dağılım oranına sahip. QNB 2.8 milyon lotla, yabancı, milyon lotla, QMB, milyon lotla Evet kapandı. Şimdi tekrardan açıldı. QNB 2,8 milyon 948 %9,48'lik bir orana sahip. MIA Teknoloji hissesinin e, takası gelmişti. Bir önceki videom MIA Teknoloji hissesi ile alakalı. Merak ediyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bugünkü analizimiz bu şekildeydi. E, i̇lerleyen günlerde tekrardan CV Enerji ile ilgili yeni analizler paylaşmaya çalışacağım. Sizlerden gelen istek üzerine. Umarım güzel açıklayıcı bir video olmuştur dostlar sizin için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.